Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aziz Kancar. Bugünkü aracımız kendi bindiğim, kullandığım araç. 2015 Honda CR-V. Eksütif paket, 160 beygir, 1.6 dizel, 4x4 sınıfında bir ilk bu araç. 1.6 dizel olup 4x4 olan tek araç. 160 beygir, ZF şanzıman, 9 ileri. Şöyle dışarıdan görüntülerini vereyim dedim size. Gerçi dışını herkes benden de iyi biliyor. Şöyle etrafında döneyim aracın. Arkadaşlar şöyle bir anahtar çalışıyor zaten. Şöyle bir kutu mu diyelim, kart mı diyelim, anahtar değildir yani. Şeye sahip. Şuradan kapıları kilitliyoruz, açıyoruz. Şuradan da bagaj için arkadaşlar. Bu o işe yarıyor. Şöyle kapıyı bir kere açtığınızda sadece şu açılıyor. Arka açılmıyor. Aynada açıyor bunu açtığımızda. Ama ikinci kez açma tuşuna bastığımızda arka kapı da açıyor. Yani tek bir kez de açmaz. Hafızalı koltuğumuz var. Benimki 1. 1'e ayarlayayım da rahat oturayım. Şöyle bindik arkadaşlar arabaya. Arabamız arkadaşlar en full versiyonu. Sadece bunda Exit Plus değil. Yani full artı full değil. Onda da ne gibi artılar var? Şerit takip vesaire var. Şurada tuşu oluyor şerit takibi falan. Çevre görüş, şerit takip gibi özellikleri mevcut. Ama bu araçta yok. Bu aracın arkadaşlar size hemen şeylerini aktaracağım ben. Bilgilerini aktaracağım. Söylediğim gibi 1.6 yani ilk önce teknik bilgilerini aktarıp sonra arabayı anlatmaya geçmek istiyorum. 1.6 dizel arkadaşlar bu araç. 160 beygir. 160 beygir güç üretiyor. 350 Nm torku var arkadaşlar bu aracın ve otomatik 9 ileri bir şanzımana sahip arkadaşlar bu araç. Dediğim gibi bu aracın sınıfında tek olması otomatik 9 ileri ve 4x4 olmasından kaynaklı. Genelde bu aracı alan arkadaşlar, alan kişiler 1.6 dizel ve işte 4x4 olduğu için alıyorlar. İşte vergisi 498 lira 6 aylık. O yüzden yani vergi dilimi az, arazi aracı olmasına rağmen, 4x4 olmasına rağmen. Sıfır yüz hızlanması arkadaşlar bu aracın 10.4 saniye fabrika verisi. Performans olarak çok çok iyi. Bu gövdeye, bu kasvete çok iyi performansı var bu aracın. Onu söyleyeyim. Son hızı ise 197 km hız. Fabrika verisi bunlar ama biz yani rahat 200'ün altına da indirdik biraz hatta. Uzun yolda benim tecrübelerimle 200 km hızı çok rahat gördük. Yani bir sıkıntı yaşamadık. Tabi 120'den sonra hızlanması biraz düşüyor aerodinamik yapısından kaynaklı olarak. Fabrika verisi olarak konuşuyorum. Şehir içi yakıt tüketimi 6 litre. Şehirler arası 4.9 iken ortalama 5.3. Bu arabanın yakıt tüketiminde arkadaşlar 1720-1730 kiloluk bir araç bu. Yakıt tüketimine ben inanmıyorum. Hatta şöyle size bu arabanın yakıt tüketimini gösterecek olursam arkadaşlar çalıştırayım mı? Biraz sesli çalışıyor. Ondan da çok müzdaripim ben. Bu aracın yakıt tüketimi benim yakıtım bu. Benim ortalama hızım şehir içinde benim ortalama hızım arkadaşlar 22-23'tür. Bunu bilen bilir. Ben çok trafikte kalıyorum. Ben trafikte kalırken bu araba hiç 9.5 litrenin bir kere altına düşmedi. Hep 10-11 bu arada gidip geliyor. Yani bu araba fabrika verilerini kesinlikle ama kesinlikle yansıtmıyor. Yakıtını şöyle göstereyim. En baştan yakıt konusuna değinelim. Yakıt konusu fabrika verileriyle alakası yok. Şimdi gelelim araca arkadaşlar. Şöyle bu ortadan bahsetmek istiyorum. Bakın. Otomatik şanzıman arkadaşlar. Genelde burada duruyor. Şöyle R'den geri atıyoruz. Geri görüş kamerası kalitesi vasat. Onu söyleyeyim. Geri görüş kamerasının kalitesi vasat. Şöyle N'ye atıyor. Şöyle ileriye atıyor. Park için ise şu tuş. Araba zaten D'deyken kapıyı, araba D konumundayken kapıyı açtığınızda araba kendini otomatikman parka atıyor. Çift yönlü dijital kliması var arkadaşlar bu aracın. Çift yönlü, örneğin şurası şu dereceyken şurası bu derece, ikisini de ya da sabit yapabiliyoruz. Şöyle çift yönlü dijital klimamız var arkadaşlar. Şöyle tek tuşla da şu tuş ile kapatabiliyoruz. Arabayı sesli çalışıyor. Start stop'tan kapatıyoruz. Anahtar çalıştırma, anahtar cebimizde. Arkadaşlar elektronik park freni yok. Normal bir el frenimiz var. Şurada start stop'u burada arkadaşlar. Sol ve sağ
koltuk buradan ısıtmaları. Şuradan ise 12 voltluk bir soketimiz var. Şurada ise bardak koymanın şeyleri var, reyonları var. Bunun üstü açık. Ben bunun üstünü kapalı çok seviyorum. Kapalı olmasını istiyorum. Yani bu konuda 3800'i eleştirdim. Bu kapalı olsaydı yerinde olurdu diye düşünüyorum ben ama açık. Şöyle bir kol dayamamız var. Kol dayama hareketli ve açılabilen. Bayağı geniş, dar da değil, geniş de değil. Normal bir hacme sahip. İçinde ise 2 tane USB, 1 tane HDMI, bir tane de 12 voltluk çıkış mevcut. Üstü bir deriden kaplama, siyah bir deri ve yumuşak bayağı. Şöyle gelelim aracın malzeme kalitesine. Şuralarda arkadaşlar yumuşak bir plastik hakim. Şuralarda ise sert plastik. Şurada sert plastik tamamıyla. Burada ise yine yumuşak plastik. Alt taraf zaten sert plastik. Ama üst şu bölge sadece yumuşak plastik. Geri kalan her yer sert plastikten meydana geliyor. Bu araçta şöyle göstereyim. Şu taraftan başlayayım. Eco modu. Bu tüm Honda'larda artık alışageldiğimiz City'sinden tutun, Jazz'ından tutun da Civic ve CR-V hepsinde Eco modu var. Gaz tepkileri bu moddayken aracın biraz daha geç algılıyor gibi geliyor insana ama pek ben yakıta bir etki ettiğini duymadım. Birkaç Honda kullanıcısı arkadaşımla konuştum. Onların da pek yakıta etki ettiğini söyleyemediler. Burada arkadaşlar yokuş iniş ve yokuş iniş kontrolü ve ESP'si burada. Far yıkamasının tuşu. Artı burada da park sensörleri aktif pasif tuşu var. Hafızalı koltuğun tuşları burada arkadaşlar. 2 tane hafızası var. Buradan 1 ve 2 olarak. Şurada ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada aynası. Aynayı sağ sol olarak ayarlayabiliyoruz. Şöyle ise ayna kapanıp açılabiliyor. Şuradan da ayarlıyorsunuz. Kapı açıp kapama ve dört cam otomatiği zaten standart, söylemeye gerek yok. Yan kapıda ise çok, yani yumuşak plastik ile sert plastik arasında kalmış bir madde var. Yumuşak denemez, sert de denemez. Şurada deri var. Koltuğun derisi ile aynı. Şurada da bir yumuşak deri var. Kol dayama ile aynı. Ama şura itibariyle sert plastik. Alt taraf komple sert plastik. Ve eşya gözleri şurada, şurada ve altta olmak üzere yeterli seviyede ve geniş. Söyleyebilirim bunu. Direksiyona geldiğimizde benim bir kullanıcı olarak yorumladığımda bu direksiyon gerçekten kullanımı kötü bir direksiyon. Şuralarının plastik olması, bakın kullanırken el illaki değiyor buraya ve çok kötü, yani bir hissiyat oluşturuyor. Ve çok büyük. Bana göre direksiyon çok büyük. Şu orta göbeğe gereksiz büyük yani. Bana öyle geliyor. Benim kullanıcı yorumum bu. Şuraları dediğim gibi çok rahatsız ediyor. Yani şuraların plastik olması komple. En zaten şurada. Yani ben genelde uzun yolda şöyle, canım sıkılınca böyle de kullanırım. Ama bunlar rahatsız ediyor beni. Direksiyonunda F1 vites. Şunlar çok iyi arkadaşlar. Sık sık performanslı kullanımı ihtiyacı duyduğumda F1 vitesi kullanıyorum. Ve çok stabil çalışıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Bu tarafında radyo için tuşlar, ses açıp kapama vesaire gibi tuşlar, menüler arası geçiş vesaire yapabiliyorsunuz. Telefonla görüşme için burası ve bu tarafında da hız sabitlemeye yer verilmiş. Zaten otomatik silecek ve otomatik farları söylemeye bile gerek yok. Gelelim o benim çok eleştirdiğim ekranına arkadaşlar. İşte ben bu ekranı sevmiyorum. Yani bana çok... Japon arabalarının genelinde var. Toyota Corolla'lardan tutun da Honda işte... Yani 100 arkadaşlar, bu araç 155-160 bin liralık bir araç. Yani bu araçta bu ekranın olması çağ dışı bence. Yani hüsran, hüsranın da altında bir şey. Ben rezalet diyorum, başka bir şey demiyorum, yorum yapamıyorum. Yani burada bir hayalet ekran olması lazım mıydı? Lazımdı bence. Yıl olmuş 2015, bu araç 2015'te makyajlandı. Birçok şeyi değişti sonuçta. Şurada bir alüminyum tarzı bir kaplama var. Mükemmel bir hava katmış. Ben çok seviyorum şu alüminyum kaplamayı. Hemen bir torpidosunu açayım sizlere. Kendini direkt bırakıyor. Yani böyle bir yavaştan gelme falan yok. İçi kumaş kaplama değil. Normal sıradan bir torpido. Dar. Bu kasvette 1750 kilo bir arabaya göre çok dar. Ekranının şöyle şunu söyleyeyim. Geçişleri çok yavaş. Yani bakın algılaması
Yani şansa bugün iyi oldu. Yani bazen bakın çok kasıyor yani onu söyleyeyim yani geçişleri aynen. Geçişleri yavaş arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani telefonunuz gibi hemen tak tak gireyim çıkayım. O yok bu arkadaşta. Bu araçta arkadaşlar onu belirtmek istiyorum sizlere. Bu araca şimdi gelelim koltuklarına. Koltuğun yanal destekleri bel mesafesinde çok güzel. Bel mesafesinde. Ama koltuğun oturma pozisyonundaki yanal destekleri özellikle uzun yollarda, virajlı yollarda bence yeterli değil. Özellikle 3008 ve Ateca'yı inceledikten sonra bunu tamamıyla rahatlıkla söyleyebilirim. Sınıfının gerisinde diyebilirim. Gerçi bu D segmenti bir SUV ya da crossover olarak geçiyor ama bence gerisinde. Onu söyleyeyim sizlere yani. Ve koltuk ben bu aracı ilk inceleme videom vardı. Linkini atacağım onun da. Ben bu aracı ilk X-Trail ile birlikte bayide incelediğimde bu koltuğun zaman ile çökme yapacağını ve zaman ile atmalar yapacağını söylemiştim. Çoğu arkadaşımız beni eleştirmişti ama altına birkaç CR-V kullanıcısı çok haklısınız Aziz Bey. Bizim araçlarımızda da aynısını yaptı demişti. Bakın arkadaşlar ben koltuğun halini gösteriyorum. Bu araç 15.000'de tam belli oluyor mu bilmiyorum ama çok böyle çatlamalar meydana gelmiş deride. Ve deri şu köşelerden kendini bırakıyor arkadaşlar zamanla. Onu söyleyeyim sizlere. Özellikle sol şoför koltuğunda çok var. Onu söyleyeceğim. Bir de şikayetim. Bir çalıştırayım arabayı. Şöyle şunun çok sesli çalışıyor olması. Cam tavan perdesinin çok sesli çalışıyor olması. Ya rahatsız ediyor. Örneğin gece bir yolculuktasınız. Arabadaki yolcular uyuyor. Rahatsız ediyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurası bakın. Honda Civic'te dedim ki ya bakın. Hatta bunu kapıyı açayım da net ışık gelsin. Şunu şöyle Honda Civic'te de şunu kullanabilirlerdi. Yani şöyle bir yumuşak, hafif bir yumuşak deri yapmışlar. Uzun yolda giderken ayağınızı yasladığınızda şu tarafa ayağınızı yormuyor. Çünkü sert bir plastik buralar genelde araçların. Honda Civic'te de burayı yükseltmişken buraya da böyle bir şey koyulabilirdi demiştim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Klasik Japon arabası. Depo kapağı buradan açılıyor. Arka bagaj buradan açılıyor. Dediğimiz gibi şeyi de buraya koymuşlar. Yan tarafa motor kaputunu. Şöyle şuradan komple elektrikli koltuk. Honda CR-V logosunu taşıyan bir kapı içliği koymuşlar. Göstereyim arkadaşlar. Bu bahsettiğim çatlaklar bunlar. Bu araç daha 2015 model. 15.000'e yeni girdi yani. Bakın. Şu çatlaklar ve yan taraflardaki çökmeler, şuradaki aşınmaları görüyorsunuz. Ya ben de çok dikkat ederim kullanmaya ama dediğim gibi bu arabayı bir de bu otomobili 100.000 kilometreden sonra bir de öyle görmek lazım. 100.000 kilometreden sonra ne hale gelir? Az çok kendini belli ediyor yani. Tam bırakır gibime geliyor benim. Şöyle arkaya geçtiğimde o taraftan kapı açılması biraz sıkıntı olurdu. Şöyle baş ve diz mesafesini göstereceğim sizlere. Ortada şaft tüneli yok. Bu çok iyi. Şaft tünelinin olmaması çok iyi. Diz mesafesi ben 1.95'im. Beni şey yapmayın ve koltuğu çok yatırarak kullanıyorum. Baş mesafesi normal. Yani baş mesafesi normal. Diz mesafesi ama biraz sıkıntı gibi. Yani diz mesafesi sıkıntı. Bu konuda Seat Ateca'yı çok beğendim. Diz mesafesi sıkıntı ama baş mesafesi normal. Yani sınıf ortalamasında kötü diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle şaft tüneli yok söylediğim gibi. Şurada bir tane arkadakiler için klima gözleri bulunmakta. Ama dijital değil, manuel. Normal manuel olabilir. Şurada ise şey yok. Yani bir saklama alanı koyulabilirdi böyle içeriye gömmeli ya da bir 12 voltluk çıkış yok burada. Koltuk arkalarında ise burada şeyler mevcut. Gözler mevcut. Kol dayamasını göstermek istiyorum. Kol dayaması bakın arkadaşlar. Ben Honda Civic'i eleştirmiştim. Şimdi dışarıdan göstereceğim. Arka koltuklar ISOFIX destekli böyle söyleyeyim. Hazır gelmişken çok hafif bir yumuşak. Yani sert denilmemez ama yumuşak da denilmez. Çok hafif bir yumuşak. Şura itibariyle sert plastik. Şurada bir deri, şurada bir deri. Ama şura itibariyle sert bir plastik. Şurada bir eşya gözü. Fazla geniş değil. Şöyle geleyim sizler için arka kol dayamamıza.
Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz mesafeyi? Kolunu dayayan bir insan rahatlıkla koyabilir. Ama bu Honda Civic'te nasıldı? Bırakıyordun, aşağıya gidiyordu, şuraya değiyordu. Yani kol dayamanın bir mantığı kalmıyordu. Bu araçta ise bu var. Yani tutuyor, gitmiyor aşağıya. Ben bunu eleştirirken bana yine kızmıştınız. Ama yani biz kullanıcılarız. Yani kullanıma bağlı. Hatta şunu şöyle durması lazım. Kolunuzu rahat dayayabilmek için. Arkada konforlu bir yolculuk etme adına. İkili içinde iki tane şey var. Bardak gözleri var. Bagaja erişim buradan yok. Arkadaşlar arabanın elektrikli bagaj. Şöyle bir uyarı sesiyle birlikte açılıyor bagaj. 589 litre bu aracın bagajı. Yani şu yakışmamış yani. Daha kaliteli bir şey olabilirdi. Bu bana kalitesiz geliyor yani. Şöyle göstereyim. Bagajda 12 voltluk çıkış var burada. 12 voltluk çıkış orada mevcut. Burada fileler var. Şöyle file var. Lastik ise şu ince yanaklı belli hızları geçmeyen lastiklerden var. Kirko'yu buraya konumlandırmışlar. Şuranın kalitesi sert bir plastikten yapılmış. Bagajın yanları tamamen sert plastik. Arka koltuklara müdahaleyi de arkadaşlar şurada bakın. Tek tuşla şunu çekerek yapıyorsunuz. Arka koltuk iniyor. Öne doğru. Şöyle kapatayım. Şöyle kapatayım. Bakayım. Çekti. Vakumladı da. Şöyle lastiklerine bakacak olursak 225-60-18. 225-60-18. Lastik boyutu 18 inç lastik var arkadaşlar. Ve tam katlanmadı çünkü ön koltuk çok gerideydi. 18 inç lastik var bu araçta. Ve aracın konforuna değinmek olursa konforu çok iyi. Konforu sizi fazlasıyla memnun eder. Yani bu aracın konforu 18 inçli lastikler, şey jantlar kötüdür diyemeyiz. Konforu çok güzel bu aracın. Yani bu aracın şunu söylemek gerekirse dediğim gibi birkaç şeylerinden bahsettim. Zaten bu aracın uzun kullanıcı yorumu adı altında bir videosu daha gelecek. Orada daha detaylara gireceğim. Eksilerini, artılarını. Orada daha çok sizlere anlatmış olacağım. Ben bugün inceleme videosu adı altında, yani inceleme adı altında bir video çekeyim dedim sizlere. Detaylı bir CRV incelemesi yapayım sizlere. Teknik verilerini aktarayım. İşte nerede ne var onu göstereyim tarzında bir video çekmeye çalıştım sizlere. Arkadaşlar, videoyu burada noktalıyorum ama kanalımız gün geçtikçe büyüyor. Hızla artıyor ilerlememiz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama bazı arkadaşlar yani bize çok yükleniyorlar. Yüklenmeyin arkadaşlar. Bizler de bu işi zaten amatör olarak yaptığımızı belirten insanlarız. Yani ben size şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Biz bu işi amatör yapıyoruz arkadaşlar. Bizim sadece araçlara ilgimiz var. Ve biz sadece bunu videolara döküyoruz. Siz de takdir edersiniz ki izliyorsunuz. Allah razı olsun. İzliyorsunuz. Vakit ayırıyorsunuz. Yani biz de size vakit ayırıyoruz. Bunu bilin yani. İşimizden gücümüzden gerektiğinde zaman ayırıp sizlere videolar çekmeye çalışıyoruz. Sizleri bir nebze de olsun bilgilendirmeye çalışıyoruz. O yüzden yani videolarımızı paylaşırsanız ya da yakın çevrenizdeki araçlarla ilgili olan arkadaşlara kanalımızı öğrenirseniz ve abone sayımızı artmasında bize yardımcı olursanız çok memnun olurum. Neden abone sayısı artsın? Abone sayısı veya izlenmeler artınca arkadaşlar bizler memnun oluyoruz. Yani yapıldığımız işin birçok kişi tarafından izlendiğinde ve birçok kişi tarafından takdir edildiğini görünce bizler mutlu oluyoruz. Bu işe daha da çok sarılmaya, daha da profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler en iyilere layıksınız. Gerçekten beni çok memnun ediyorsunuz. Her videom çok güzel izleniyor. Bana göre yani başka kanallara göre kötü ama 1000 abonelik bir kanala göre benim videolarım çok güzel izleniyor. Ve çok iyi yorumlar alıyorum. Çok teşekkürler. Suç ihsan ettiksek affola. Bir başka videoda görüşmek üzere.